Gobeller merhabalar. 13. ünitemizdeyiz. Tarama testini ve konu testlerini çözeceğim arkadaşlar. Bu videomuzda hemen tarama testiyle başlıyorum arkadaşlarım. Birinci sorumuz bakalım ne diyor. Dizinin terimlerinden biri 2.2'dir. Bu terimden sonraki ilk terim kaçtır? Şimdi ilk önce hangi terimi 2.2 onu bulalım. Bunun için ne yapacağım? İşte kaçıncı terimi 2.2'dir? X'inci terimi olsun. Hemen n yerine x yazacağım. 3x artı 1 bölü x artı 3. 2.2'ymiş arkadaşlar. O da ne yapar? 22 bölü 10 yani 11 bölü 5 yapar. Bir içler dışlar yapalım burada hemen. 11x artı 33 eşittir 15x artı 5 oldu. 5'i buraya attım 28. 11x'i buraya attım. 4x kaldı. 7 çıktı x. Demek ki 7. terimi 2.2'ymiş. Ama bana diyor ki bu 7. terimden sonraki ilk terimi söyle diyor. Yani 8. terimi bul diyor. O halde a8'i bulacağım ben. Yani n yerine 8 yazacağım. 24 artı 1 olur. 8 ile 3'ün toplamı da 11 geldi. Yani 25 bölü 11'miş sorumuzun cevabı Gobeller. Evet geldik 2 numaraya. Hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir gerçel sayı dizisi değildir diye soruyor. Dostum rasyonellere bakıyorum önce. N yerine birden başlayıp değerler yazıyorduk. Bir yazmamız lazım. Birinci terimi bilmem lazım benim mutlaka. Bir yazdığımda Edirne şıkkına bakar mısınız dostum? Bir yaz, birden 2 çıktı. Eksi 1. 2 yaz, 2'den 2 çıktı, 0. Yani paydayı tanımsız yapıyor. Ben bunun ikinci terimini bulamıyorum. İkinci terim yok. İkinci terim yoksa böyle bir dizi olmaz diyeceğiz, değil mi? Tanımsız yapıyor çünkü 2 bunu geçti. Genel terimi şöyle olan dizinin ilk 3 terimi sırasıyla nedir diye bir soru soruyor. Hadi birinci terimini bulalım hemen. Yani n yerine 1 yazacağız. Gobeller hemen burada şimdi. Yazalım n yerine 1. Eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1. Çarpı 1 yazarsam 1 1 daha 2. 2'nin karesinden 4. Eksi 1 çarpı 4. Birinci terim eksi 4 gelecek. Şöyle eksi 4 olmayanları bir sildiğim takdirde kardeşim. Şöyle bir bakıyorum. Eksi 4 olmayanları sildim. Zaten bir tek Adana'da var. Gerisine bakmaya bile gerek kalmadı. Yani ikinci terim için ne yapacaktım? N yerine 2 yazacaktım. Üçüncü terim için de N yerine 3 yazacaktım. Gelecekti sorunun cevabı. Biz burada bulduk arkadaşlarım. Çok da uzatmadım. Hemen 4 numaraya geçtim. Olduğuna göre AN dizisinin 27. terimi kaçtır diye bir soru soruyor. Bakın yine köşe taşlarımızda böyle sorular çözmüştük. Hemen başlıyorum. Şimdi N yerine 1 yazıyorum. Burası A3 oluyor. Eksi 1 yazarsam A2 oluyor. Eşittir 2. Şimdi ben A3'ü zaten biliyorum 5. Şöyle bulayım hatta A2'yi bulacağım şimdi. 5 eksi A2 eşittir 2'ymiş. 2'yi buraya attım. 3 eşittir A2 çıktı. Tamam bu dursun kenarda. N yerine 1 yazmıştım burayı buldum. Şimdi N yerine 2 yazacağım arkadaşım. 2 yazalım. A4 gelir burası. 2 yazarsam A3 gelir eşittir 2. Tek tek bulmakla uğraşmayacağım. Şöyle mutlaka bir sadeleşenler olacak. 3 yazalım dostum. Bakın A5 geliyor, A4 geliyor 2. 4 yazalım dostum. A6 eksi A5 eşittir 2. 27. terimi soruyor ya. N yerine 25 yazacağım şimdi. Bunlar böyle gidiyor. N yerine 25 yazın. A27 oluyor burası. Eksi A'da 26 oluyor. Eşittir 2. Şimdi topluyorum bak bunları alt alta. A3 A3 ile gitti. A4 A4 ile. A5 A5 ile. A6'lar A7'ler. A bilmem neler. A26'ya kadar hepsi gitti. Ne kaldı bu tarafta? A27. Zaten bunu alıyordum. Eksi A2 kaldı. Onu da 3 diye bulmuştum şansa başta. Bir de burada bir sürü 2'nin toplamı kaldı. Kaç tane 2 var hocam burada? Dostum bak 2'den başlamışım 26'ya kadar gelmiş. Kaç tane sayı vardır diye soruyorum. Birden başlasaydım A1'den 1'den 26'ya kadar 26 tane sayı var.
Ama ben A1'i almadım. 2'den başladım. 25 tane sayı var. Demek ki 25 tane 2 var. Yani 50 var arkadaşım. 3'ü de buraya attık. 53 mü çıktı A27? Evet. Geldik 5 numaralı gobele. Olduğuna göre dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, yine benzerini çözdüğümüz bir sorudur. Genel terim bulacağız. Az önce yukarıda yaptığım gibi yapacağım bunu da arkadaşlarım. Şimdi n'e 1 vereceğim ilk önce. 1 verin. A2 olur. Eksi 1 verirsek A1 olur. Eşittir 4. 2 verelim şimdi n'e. A3 olur. 2 verirsem A2 eşittir 4. 3 verelim. A4, 3 verelim. A3 eşittir 4. Şimdi bu şekilde gidiyor. Genel terimi dediği için n yazıyorum bir de. An artı 1 olur. An olur eşittir 4. Hadi toplayalım şimdi bunların hepsini. A2'ler gitti. A3'ler, A4'ler, An'ler de gitti. En son geriye An artı 1 kaldı burada. Eksi A1 kaldı. Eşittir. Bakın A1 kaldı. AN artı 1 kaldı. Bir de 4 kaldı. Kaç tane 4 var? Bir sürü 4 var burada. Peki nereden başladım? Bakın 1'den başladım. N'e kadar geldim. N tane 4 var. Yani 4N var. Peki A1 neydi? 3'tü. Eksi 3 bu tarafa artı 3 olarak gelecek. Yani ben AN artı 1'i 4N artı 3 olarak buldum. Ama AN artı 1'i buldum ben şimdilik. Bana ne lazım? AN lazım. Genel terimi AN. Peki AN'i nasıl bulacağım? Ne yapıyordum? N yerine N eksi 1 yazacağım dostum. Yazarsanız birler gider AN kalır. 4 çarpı N eksi 1 yazıyorum. Bir de artı 3. Ne geliyor? 4N eksi 4. 3 daha eksi 1. 4N eksi 1 çıktı. Sorumun cevabı. Devam 6 numara. Diyor ki dizisi sabit dizi. Arkadaşlar aynı fonksiyonlarda yaptığımız gibi sabit fonksiyon. Ne olacak? İçinde n olmayacak. X olmayacak demiştik sabit fonksiyonda. Dizilerde ne diyeceğiz? İçinde n olmayacak. Yani şurası yok olacak. Şurası yok olacak. Sadece sabit sayı kalacak arkadaşlarım. Demek ki bu 0, bu da 0 olacak. O halde k eksi 1 sıfırsa k kaç olur? 1. P artı 2 sıfırsa p kaç olur? Eksi 2. Hadi an'i bir daha yazıyorum şimdi. An dizisini bir daha yazıyorum. K yerine 1 yazarsam 0. Eksi 2 yazarsam 0. Buraya 1, buraya eksi 2 yazdım. Ne oluyor? Eksi 1, 8 daha 7. An sabit dizidir ve her terimi 7'dir. Birinci terimi 7, ikinci terimi 7, üçüncü terimi 7. Bilmem kaçıncı terimi de 7. Kaçıncı terimi sorarsa sorsun bana. K'lı P'li sormuş. Hepsi 7'dir arkadaşım. Cevap 7 geldi. Evet. Tarama testinin ilk 6 sorusunu gömdük. Hemen şöyle bir 7. sorumuzu da alalım önümüze. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Şimdi ne yapıyorduk burada? Polinom bölmesi yapıyorduk öncelikle. Ya da şöyle çakallık da yapalım birazcık. Hani paydamız n artı 1. Üst tarafı da şöyle yazayım mı? 2n artı 2 diye yazayım. Artı 120 yazayım. Şu 122'yi böyle ayırdım. Bölü n artı 1'i de arkadaşlarım hem buna hem buna payda olarak ortak paydadan çıkarttım. Ayrı ayrı yazdım. Bakın şurayı iki parantezine aldığınızda İki parantezinde n artı 1 geliyor, n artı 1'ler gidiyor, bir tek 2 kalıyor dostum. 2 artı 120 bölü n artı 1'miş. Şimdi demek ki tam sayı olacak ya, n artı 1 120'yi tam bölen bir sayı olacak. Şimdi 120'nin kaç tane böleni var? Şimdi bunları tabii tek tek yazamam ben arkadaşlarım. Mesela 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 5 böler, 6 böler. 7 bölmez, 8 böler, 9 bölmez, 10 böler, 12 böler diye kaç tane çıkacak bilmiyorum. Şimdi böyle tek tek yazamam hepsini. Nasıl bulacaktık bunu? Pozitif bölen sayısı. Önce 120'yi asal çarpanlarına ayıracağım dostum. 120 2'ye bölünsün 60, bir daha 2'ye bölünsün 30, bir daha 2'ye bölündü 15, 3'e bölündü 5, 5'e bölündü 1. Yani 120 dediğim sayı aslında 2'nin küpü,
3'ün birinci kuvveti, 5'in birinci kuvveti. Peki pozitif bölenlerinin sayısını nasıl buluyordum ben? Üstlerin bir fazlasını çarpıyordum. 4 çarpı 2 çarpı 2. 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 tane böleni varmış. Bak 16 tane yazacaktım. Ben kaç yazdım? 3, 6, daha 9'dayım. 7 tane daha yazacağım. Şaşırma ihtimalim var. Ama 16 tane var. Peki şimdi şıklarda da 16 yok. Ben olsam 16'yı da koyardım şaşırmanız için arkadaşlarım. Yani ÖSYM'deki amcalar çok yüksek ihtimalle 16'yı da koyarlar bu sorunun şıkkına. Ama cevap 16 değil. Şimdi cevap 15. Neden 15 hocam? Şimdi biz şuna dikkat edeceğiz. N artı 1, 1 olur dedik biz. Peki bu durumda N kaç oluyor? 0. N 0 olabilir miydi kardeşim? Hayır. Çünkü N sayma sayılarından başlıyordu. Demek ki bu 16 tane bölenin içerisinden 1 hariç hepsi olur. Bak 2 olması için N yerine 1 yazarsan 2 geliyor. Evet N yerine 1 yazabilirim. Ama 1 olmuyor kardeşim. Çünkü N yerine 0 yazarsam 1 olur. N yerine de 0 yazamayacağım için 1 hariç bütün bölenleri için N değeri vardır. Yani 15 tanedir diyebiliriz. 8. sorumuz. Dizisinin kaç terimi negatiftir diye bir soru sormuş. Negatif olması için ne yapıyordum? Küçüktür 0 diyordum arkadaşım. Önce yukarıyı çarpanlarını ayıralım. 5 ile 3 hatta eksi 5 ile eksi 3 şöyle olur. N eksi 3 çarpı N eksi 5 bölü 3N eksi 28. Şimdi bunun kökü 3, bunun kökü 5, bunun kökü de 28 bölü 3'tür. Hadi şimdi tablomuzu bir yapalım arkadaşlar. En küçük kök 3, sonra 5, sonra 28 bölü 3. Artıyla başladım. Eksi artı eksi diye gittim. Benden küçük sıfır olan yerleri almamı istiyor. O halde bir burayı alacağım. Bir de burasıdır dostum. Yani eksi sonsuzla 3 aralığında bir kökleri vardır. Birleşim. 5 ile 28 bölü 3 aralığında bir kökleri vardır. Şimdi tabii ben n değeri için neleri alabilecektim? N'ler ne olacaktı? Yani buradaki bulduğumuz aralıktaki değerler n değerleri. Ama n eksi olamaz, sıfır olamaz, birden başlayacaktı. Burada n'in alabileceği değerler 1 olur, 2 olur. Başka yok. Burada 2 tane. Şuraya bakalım. 5'ten büyük 6 olur, 7 olur, 8 olur. 28 bölü 3 9 nokta bir şey kardeşim. 9.2, 9.3 önemli değil. Demek ki 9 nokta bir şey olduğu için 9 da olur diyeceğim. 4 tane buradan, 2 tane buradan toplam 6 tane terimi negatiftir dedim dostlar. Evet 9 numaradayız kardeşler. Dizisinin kaç terimi 7 bölü 3'ten küçüktür diye söylemiş. Hemen ne yapıyorum? Küçüktür 7 bölü 3 diyorum. Bu 7 bölü 3'ü bu tarafa alalım arkadaşlarım. Şöyle olur. 3n eksi 1 bölü. N artı 1 eksi gelir 7 bölü 3. Burada da küçüktür 0 kaldı. Şimdi payda eşitliyorum. 3 ile N artı 1 ile çarpıyorum. Çarpalım. 9N eksi 3. N artı 1 ile 7'yi çarpıyorum. 7N artı 7 olur. Ama önünde eksi olduğu için eksi 7N eksi 7 olur. Bölü burası da 3 tane N artı 1 geldi. Küçüktür 0 oldu. Hadi bir satır daha düzenleyelim burayı. 9n, 7n çıktı, 2n, eksi 10, bölü 3 tane n artı 1 geldi burası, küçüktür 0 oldu. Bir işlem hatası yapmadık inşallah, eksi 7n, eksi 7, tamam 3 ile çarptık, 9n, eksi 3, tamam her şey yolunda şimdilik. Şimdi yukarıyı, kökünü yazacağım, yukarının kökü 5'tir, 0 eşitlerinde, burası da eksi 1. Hemen şöyle tablomuzu çizdik, eksi 1 ile 5, artı eksi artı dedik. Küçük sıfırlar buraları istiyor bizden. Şimdi eksi 1 ile 5 aralığındaki sayıları alacağız biz. Tabii ki 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var bu aralıkta. Ama ne diyeceğiz arkadaşlarım? 0 zaten n değeri olamaz. Geriye kalanlar olur. Demek ki 4 tanedir diyeceğim. Hemen geldim 10 numaraya. Dizisinin kaç terimi 1 bölü 15 ile 1 bölü 7 aralığındadır. Bakın bunun da benzerini çözdük. Şu aralığımızı bir yazalım. 1 bölü 15'ten büyük olacaklar. 1 bölü 7'den küçük olacakmış. 1 bölü n artı 1'in terimleri. Takla attırıyordum her iki tarafa. 15, n artı 1,
7. E takla attırınca yön değiştirecek dedik. 1 çıkartalım. N kaldı burada. 6. Burada da 14. Demek ki 14 ile 6 aralığındadır diye soruyor bize. N değerleri. Peki kaç tane sayı var burada? İstersen tek tek 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diye yaz. İstersen de şöyle bir yöntem vardı ya. Büyükten küçüğü çıkart. 14'ten 6'yı çıkart. Bir de 1 çıkart. 14'ten 6 çıktı 8. Bir de 1 çıktı 7 tane terim vardır. Bu aralıkta dedik arkadaşlar. Evet geldik 11 numaraya. Dizisinin en küçük elemanı kaçtır? Evet dostlarım, köşe taşlarını izleyenler zaten hemen çözdü bu soruyu. Polinom parabolden çözüyorduk arkadaşlarım bu soruyu. Önce ne yapıyorum? R'yi buluyorum. Yani eksi B bölü 2A'yı. Eksi B bölü 2A'mız yani 16 yapar. Bölü 2A'mız da 2'den 8 yapar. Sonra getirip bunu yerine yazıp K'yı buluyorduk. 8 yazalım. 8'in karesi 64. Eksi 16 çarpı 8 128 artı 27. Şurası ne yaptı? Eksi 64 yaptı. Artı 27 var bir de burada. Artı 27. Yani 64'ten 27 çıktı arkadaşım. 37 mi kaldı? Evet. Eksi 37'dir sorumuzun cevabı. Üçgensel sayı dizisinin, ben hemen ezbere biliyordum, n çarpı n artı 1 bölü 2 idi üçgensel sayı dizisi. 12. terimi, n yerine 12 yazıyorum. Yani A12'yi bulacağım şimdi. 12 yazarsam 12 çarpı 13 bölü 2. 6 kere 13, 78. 8. teriminden, 8. terimi yazıyorum. 8 çarpı 9 bölü 2'den 4 kere 9, 36. Kaç fazladır diye soruyor. E çıkartalım 2, 4. 42 fazladır arkadaşlar. Karesel sayı dizisinin kaçıncı terimi 625'tir? Yani bize kaçın karesi, hangi sayının karesi 625'tir diye soruyor. Bunu artık hepimiz ezbere biliriz herhalde. 25'in karesi 625'tir. Fibonacci. Fibonacci'de şu ikisinin toplamı neye eşitti arkadaşlarım? Herhangi peş peşe gelen iki terimin toplamı eşittir. Bunlardan bir sonraki terim yani A32'ye eşittir demeniz yeterli. Fibonacci'nin özelliğini köşe taşlarında bir daha bakıp hatırlayın bence arkadaşlarım. Evet, tarama testini gömdük. Hadi bir de konu testini gömelim arkadaşlarım. Konu testimizin birinci sorusu. Bakalım ne diyor? Dizinin kaçıncı terimi 6'dır diye soruyor. Yani x yerine kaç yazarsam ben 6 şey, n yerine kaç yazarsam 6 çıkar. X'i yazalım arkadaşlarım. 5x artı 19 bölü x artı 1 eşitmiş 6'ya. İçlerimi çarptım. 6x artı 6 eşittir 5x artı 19. 5x'i buraya alırsam x, 6'yı buraya alırsam 13. Demek ki 13. terimi 6'ymış diyebiliriz. Geldik 2 numaraya. Dizisinin 3. terimi nedir diye soruyor. Gelin bu diziyi önce bir düzenleyelim arkadaşlarım. Bakın şu yukarıyı 5 parantezine alsam 1 artı 2 artı nokta nokta n'e kadar olan sayılar geliyor. Bölü bir de şu var işte burada. Şu yukarıyı şöyle düzenleyebilir miyim? 5 parantezinde n çarpı n artı 1 bölü 2'dir diye yazdım arkadaşlarım. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamını yazdım. Bölü bir de ne var dostum? N kare artı n artı 3 var. Şimdi bana 3. terimini soruyor. Hadi n yerine 3 yazalım. 5 çarpı 3 çarpı 4 bölü 2 bölü 3 yazalım. 9 artı 3 artı 3 geliyor burası da. Düzenliyorum. Şu gitti şu gitti 2. 5 kere 3 15. 2 ile çarptım 30 bölü 9, 3 daha 12, 3 daha 15, 30 bölü 15, 3. terimi 2'ymiş bu adamın. Bir AN dizisinin genel terimi şöyle veriliyor. Buna göre dizisinin 2. terimi kaçtır? Şimdi dostum bu dizinin aynı fonksiyon sorusu olmuş bak. Bana bunun 2. terimini soruyor. Yani N yerine 2 yazın arkadaşlarım. Neyi soruyormuş bana? 2 kere 2, 4, 1 daha 5. terimini soruyormuş bana. 5'i soruyormuş. Peki A5'i nereden bulacağım? Buradan. N yerine 5 yazın bakın neler geliyor. Eksi 1'in 5. kuvveti çarpı 5 yazın. 5, 1 daha 6, 5, 3 daha 8. Ne oldu burası? Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1 çarpı burası da 3 bölü 4. Eksi ile 3 bölü 4'ün çarpımı da
Eksi 3 bölü 4 geldi Gobeller. Evet, 4 numaradayız. Sabit dizi diyor. Sabit dizi ise ne yapıyordum? N'lerin katsayıları oranı 8 bölü 2 eşittir sabitlerin oranına diyecektik. Buradan da P eşittir 12 geldi. Şimdi P'yi yerine yazalım. Bu genel terimini bir daha bulalım. AN eşittir. P yerine 12 yazacağım. Şurası 12 oldu. 4 parantezine alayım mı burayı arkadaşlarım? 2N artı 3 olur. Bölü 2N artı 3 de aşağıda var. 2N artı 3'ler gitti. Bakın 4 kaldı. Demek ki bizim dizimizin genel terimi 4. Yani her terimi 4 arkadaşlarım. Kaçıncı terimini soruyormuş bana? N'inci terimi. N'inci terimi de 4'tür. Artı P'yi de 12 bulduk. 4 ile 12'nin toplamı 16'yı paketledik. Evet, 5. sorumuz. Dizisi veriliyor. Verilsin bakalım. AN artı 1. O halde hemen AN artı 1'i bulalım biz. N yerine N artı 1 yazacağım. 2 üzeri N artı 1 çarpı N artı 1'in faktöriyeli. Bölü diyor AN. AN zaten direkt 2 üzeri N çarpı N faktöriyeldi. Şimdi biraz daha üstü sayı yapayım ben burada. 2 üzeri N artı 1, 2 üzeri N çarpı 2 demektir. Çarpı, faktöriyelde de şöyle yapıyordum. N artı 1 demek, N artı 1 çarpı N çarpı nokta nokta gidiyordu. Ben N'de durdurdum, N faktöriyel dedim. Bölü 2 üzeri N çarpı N faktöriyel. Bakın N faktöriyeller gitti. 2 üzeri N'ler de gitti. Ne kaldı geriye? 2 çarpı N artı 1. Ve bu da neye eşitmiş? 10'a. 2'ye böldüm. N artı 1 eşitmiş 5'e. N eşittir 4'müş diyebiliriz dostlarım. Evet, şuna bakıyoruz. Buna göre A5 kaçtır diye bir soru soruyor bize. A 5. terimi soruyor. Hadi bir bulalım bakalım. Şimdi N yerine 2 yazalım. Çünkü 3'ü vermiş bana. Buraya 2 yazınca 3 geliyor. N yerine 2 yazınca A 3. 2 yazınca 2 artı 3A2'yi buldum ben arkadaşlarım. Devam. N yerine 4 yazalım şimdi. 4 yazarsam, yok 3 yazalım pardon. A4 geliyor. 3 yazarsam 3 artı 3 tane A3 geldi. Tamam. 4 yazalım şimdi. A5 çıktı. 4 yazarsam 4 artı 3 tane A4 oldu. Şimdi dostum biz neyi biliyoruz? A3'ü. Şunu 5 diyebiliyoruz. 3 ile 5'in çarpımı 15. 3 daha 18 oldu A4. Şimdi A4'ü 18 olarak biliyoruz. 3 ile 18'in çarpımı 54. 4 daha 58 geldi. 6. sorumuzun cevabı Adana çıktı arkadaşlar. 7. 7. terimini bulun diyor. Şimdi N yerine 7 yazacaksın sen. Ama nerede? Üsttekinde. Çünkü tek sayıysa bunu kullan diyor. N yerine 7 yazalım. A7'yi bir bulalım hemen. 7 yazarsak eksi 1 üzeri 7 artı 1'den ne geliyor kardeşim? 8. Eksi 1 üzeri 8 çarpı 7. Ne oldu bu da? Eksi 1'in 8. kuvveti 1'dir. 7 ile çarptım 7 geldi. Şimdi bir de A2'yi bulun diyor. Çift olduğu için de alttakini kullanacağım. Yani 2'nin karesi 4 eksi 2'den 2. Toplamlarını soruyor. 9'dur dedim. Arkadaşlarım şimdi burada bir duralım. Ezanımız okunmaya başladı. Birazdan tekrar devam ederim ben soruları çözmeye. Devam ediyorum arkadaşlarım 8. sorumla. Bir dizinin ilk n teriminin toplamı Sn'dir. Sn şöyle bir şey olduğuna göre diyor. Dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk n teriminin toplamı dediği şeyin olayı şu arkadaşlar. Mesela sen şimdi birinci terimin ilk bir terimin toplamını bulacaksın. E sadece A1'dir birinci terim. Direkt kendisi olur. S2 ne demek bu? İlk iki teriminin toplamı yani A1 ile A2'nin toplamı demek istiyor. İşte S3 ilk 3 teriminin toplamı yani A1, A2 ve A3'ü toplayın diyor şeklinde gidiyor arkadaşlarım bu. Bu 3 tanesini yazmam yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? S1'i bir bulalım. S1 bulmam için ne yapacağım şurada? N yerine 1 yazacağım. S1 gelir. 1 yazarsam 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. Bu eksi 1'miş.
S2'yi bulalım arkadaşlarım. 2 yazalım. 4. 4'ten 4 çıktı 0. Bu 0'mış dostum. Bakın A1 direkt eksi 1. A1 eksi 1 ise A2 ne çıkacak arkadaşlarım? Şimdi A1 eksi 1. A2'nin ne olması lazım 0 olması için? 1. A3'ü bulalım. Şimdi şurası zaten 0'dır. A3'te ne gelecek kardeşim o halde? S3'ü bulmam lazım tabii ilk önce. S3'ü bulalım. 3'ün karesi 9. 9'dan 6 çıktı 3. Şurası 3'müş. 3 olabilmesi için burası 0. Buranın 3 çıkması için de A3'ün 3 çıkması lazımmış. Şimdi hemen mesela hangisinin 1 yazdığımda A1'i bulacağım. Mesela birinci terimini bulacağım şimdi. Eksi 1 çıkacak. 1 yazın 5 çıkıyor. 1 yazın 3 çıkıyor. 1 yazınca 2. 1 yazınca 1 geliyor. Eksi 1 çıkması için sadece birinci terimi bulmam bile yeterliymiş meğersem arkadaşlarım. Ama olmadı ne yapacaktık? Biz iki şık arasında kalsaydık bir de 2 yazacaktık. 1 çıkması için uğraşacaktık. Hangisi 1 çıkıyor diye bakacaktık. Peki konu testi 1'in ilk 7-8 sorusu çözüldü. Hemen 9. soruyu aldım. Konu testimizin 9. sorusu. Dizisinin kaç terimi pozitiftir? Yani 0'dan büyüktür diye soruyor bize. Hemen ne yapıyorduk burada? Tablo yapacaktık değil mi? Alt tarafın kökü eksi 3. Üst tarafınki de 16 bölü 3 geldi dostum. Tablomu çiziyorum. Eksi 3, 16 bölü 3 diyorum. Artıyla eksiyle artıyla gidiyorum. Benden büyük olan yerleri almamı, şuraları almamı istiyor benden dostlarım. Dizisinin kaç terimi pozitiftir diye sormuş. Ben bir hata yapmadım değil mi? Çünkü burada çok fazla sayı çıkacak kardeşler. Ne var bu aralıkta? 16 bölü 3. Neyse bir devam edelim bakalım. Kaç terimi pozitiftir? Ne diyeceğiz şimdi? 16'dan büyük olması lazım. Burası zaten pozitif. O halde 16 eksi 3n'in büyüktür 0 olması. 16'nın büyüktür 3n olması lazım. 16 bölü 3'ten 5 nokta bir şeyden küçük olması lazım n'in. Yani ne olacak? 5, 4, 3, 2, 1 olacak arkadaşlarım. 5 tane gelecek. Tamam doğruymuş soru arkadaşlarım. Ben şöyle yaptım. Şurayı hiç karıştırmadım dostlarım. Hani yapmıştık ya yine köşe taşlarında. Sıfırdan büyük olması için. Şimdi şurası zaten n yerine birden başlayıp sonsuza kadar istediğin sayıyı yaz. Hep pozitif. Alt taraf hep pozitifse ben sadece üst tarafa yoğunlaşayım. Üst tarafın da pozitif olması lazım ki artı bölü artıdan büyük çıksın. O halde 16 eksi 3n'i büyüktür 0 olması gerekir dedim. 3n'i bu tarafa attık, 3'e böldük. 16 bölü 3 yani 5 nokta bir şey çıktı. N dediğim şey 5 nokta bir şeyden küçük. Yani 5 olur, 4, 3, 2, 1 olur. 5 tane sayı değeri vardır dedim ve geçtim. Bu ne diyor? İlk n teriminin toplamı 8'dir diyor arkadaş. SN'dir diyor. Buna göre S8 ile S7'nin farkı da 15 ise 8. terimle 4. terimin toplamı kaçtır diye bir şeyler yazmış. A4'ü de bize soruyor. Oh ne güzel soruymuş bu. Hadi şimdi başlayalım bakalım. Şöyle bir odaklayalım. Şimdi S8 demek arkadaşlarım. Bakın S8 demek. Şöyle yazayım hatta. S8. İlk 8 terimin toplamı demek. Yani A1, A2, A3. Şimdi bunları aritmetik ve geometrik dizide bir daha göreceğiz ama burada şimdi ben uzun uzun yapacağım arkadaşlarım. İyice anlayın diye. Şu ilk 8 terimin toplamı demekmiş kardeşim burası. S7 demek ne demek? İlk 7 terimin toplamı demek. Şöyle yazıyorum bak. Üşenmeden ilk soru tarzı olduğu için bu şekilde hepsini yazdım. Bu da S7'ymiş. Ve diyor ki bunların farkını alırsanız 15 gelecek diyor. E alalım. Bundan bu çıkınca hep 0 kalıyor değil mi şuralar? Ne kaldı geriye? A8 kaldı. Buna zamanla alışacağız arkadaşlarım zaten. Direkt A8 eşittir 15 diyeceğiz şunu görünce. Yani mesela S9'dan S8'i çıkarttığında bu ne olacak artık? 9. terim olacak. Yani A9 diyeceksiniz bunu artık direkt. Demek ki 8. terim 15'miş. E şurası 15 ise 4. terimin de 5 olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Paketledik geçtik. Üçgensel sayı dizisinin. Şimdi üçgensel sayı dizisinde neyi bilecektim ben? Genel terimi n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Bu genel terimimiz arkadaşlar.
Ne diyor? 8. terimi ile hemen bulalım. 8 çarpı 9 bölü 2'dir. 36 yapar. Bu 8. terimi. Karesel sayı dizisinin 8. terimi. Karesel sayı dizisi demek n kare demekti. Genel terimi n kare ile gösteriyorduk. 8. terimini soruyor bize. Yani 8'in karesini soruyor. 64 demektir o da. Toplamı kaçtır diye soruyor. 100 yaptı arkadaşlar. Geldik buna. Dizisinin kaç terimi negatiftir? Yani 0'dan küçüktür diye soruyor. Ve ben biliyorum ki n dediğim şey 1'den başlayarak gittiği için hep pozitiftir. O halde ben sadece yukarıya bakayım ve burası eksi olmalı ki, yani n kare eksi 12n artı 27 küçük 0 olmalı ki eksi bölü artı eksiyi sağlasın. Peki düzenleyelim. Şimdi bunu çarpanlarına ayıralım biz. 9 ile 3'tür. Eksi 9 eksi 3 olur. Yani n eksi 3, n eksi 9 küçük 0 oldu. Tablomu çiziyorum hemen. 3 ile 9'dur kökleri. Artı eksi artı yaptım. Benden eksi olan yerleri alın diyor. 3 ile 9 aralığında 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. 5 tane değer var diyebiliriz arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı 5 çıkar. Hadi bakalım. 13 numaradayız. Aşağıdakilerden hangisi hem Fibonacci hem de karesel sayı? Yani hem bir sayının karesidir diyor. Karesi olacak bir kere. Zaten bunların hepsi bir sayının karesi. Hem de Fibonacci'nin bir terimidir diyor. Şimdi ben 144'ü ezberden bildiğim için direkt işaretledim ama sen ne yapacaksın? Fibonacci'de neyi biliyorsun? İlk iki terimi 1-1. Bir de bir sonraki terimi nasıl buluyordum? Öncekilerin toplamı 2. Bu terimi nasıl bulacağım? Önceki iki tanesinin toplamı 3. Şu terimi nasıl bulacağım? Önceki ikisini topla 5. Önce ikisini topla 8. Önden 2'yi topla 13. Önden 2'yi topla 21 diye gidecekti bu. Zaten 144 olduğunu şöyle toplaya toplaya gittiğinizde 3 toplama falan daha yapınca 144'ü yakalıyorsunuz. Burada da öyle kocaman kocaman sayılar sormazlar zaten arkadaşlar. Geldik 14 numaraya. Dizisi pozitif terimli bir sabit dizidir diyor. Madem ki sabit dizi kardeşim, biz ne yapıyorduk? İlk n'lerin oranı k bölü 12 eşittir. Sabitlerin oranı eksi 3 bölü eksi k. Şunları bir artıya çevirelim. K kare eşittir 36. K eşittir ya 6 ya da eksi 6. Ben 6'yı aldım çünkü pozitif terimli dediği için. Dostum k 6. O zaman şöyle oldu mu? An dediğim ifade 6n eksi 3 bölü 12n eksi 6 oldu. Hadi yukarıyı 3 parantezine alalım. 2n eksi 1 olur. Aşağıyı 6 parantezine alalım. 2n eksi 1 olur. Bunlar gitti. 1 bölü 2 çıktı. Benim sabit dizimin bütün terimleri. Her terimi 1 bölü 2. 10. terimi de 1 bölü 2. 17. terimi de 1 bölü 2. O halde 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamını soruyor bize. 1 çıkar sorumun cevabı. Buna göre diyor 4. terim kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi n yerine 1 yazalım. A1'i vermiş çünkü bize. Burası A2 olur. 1 yazarsam 2'nin birinci kuvveti 1. A1 gelir bir de. A1'i kaç biliyoruz? 2. 2 ile 2'nin çarpımı 4 geldi. A2. Şimdi A3'ü bulalım. N yerine 2 yazacağım o halde. A3 geldi. N yerine 2 yazarsam 4 çarpı A'da 2. A2'yi 4 bulmuştuk. 4 kere 4 16 geldi. Şimdi A4'ü bulacağım. N yerine 3 yazıyorum. 3 yazarsam 2'nin 3. kuvveti 8. 3 yazarsam A3 yani 16 gelir bu da. 8 çarpı 16 80. 48 daha 128 sorumuzun cevabı geldi. Evet. Şu soruya bakalım. A4 diye bir küme vermiş. 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşuyor. Diyor ki A4'ten R'ye tanımlanan. Şimdi bu şöyle gösteriliyor. A4'ten R'ye tanımlanan. Biz dedik ki köşe taşında bunlar N'leri yazacağımız değerler. N'leri A4'ten alacağız. N yerine yani 1, 2, 3, 4 değerlerini yazınca diyor. Bunun elemanları ne olur diyor. 1 yazalım. A1. 1 yazarsam 1'in karesi 1. 2 yazalım. A2. A2'nin karesi yani 2'nin karesi 4. 3 yazalım. 3'ün karesi 9. 4 yazalım. 4'ün karesi de 16'dır dedik. Bunların da toplamını soruyor. 16, 9 daha 25. 5 de buradan geldi.
30 çıktı toplamlar arkadaşlar. Evet. Geldim konu testi 2'ye. Aşağıdakilerden hangisi bir gerçek sayı dizisinin genel terimi olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi rasyonel ifadeye baktığımda ne arayacaktım? Paydayı sıfır yapan bir değer arayacaktım. Ben n yerine birden başlayıp da değerler yazıyordum. Birden istediğin sayıyı yaz, payda sıfır olmaz. O zaman bu gerçel sayı dizisi olur kardeşim. Köklü bir ifadede neye bakacaktım ben dostum? İçini sıfırdan küçük yapan, negatif yapan bir n değeri var mı diye. N'e birden başlayıp değerler yazdığım için birden başlayın, 1 yazın 6, 2 yazın 7, 3 yazın, bakın hiçbir zaman negatif olmadığından dolayı bu da gerçel sayı dizisi olur. Üçüncüye bakalım, tek kuvvet arkadaşlarım. Tek kuvvet olduğu için n yerine istediğini yaz anasını satayım. Negatif olsa da olmasa da önemli değil. Derecemiz tek kuvvetse, tek dereceyse içine bakmıyorsun. Çiftlerde yani Bursa gibi bakın, çift derece, ikinci derece olursa bakıyorsun. Logaritmaya geldim dostlarım. Logaritmanın tanımlarını hatırlıyorum. Şimdi n yerine 1 yazarsam burası ne olur? Logaritma 1 tabanında 2. Hayda, olmadı. Logaritmanın tabanı 1'e eşit olamaz demiştik arkadaşlarım. O yüzden burası cortladı. Ne diyecektik biz? Cevap Denizli'dir, olmaz dedik. Geldik 2'ye. A1 1 olduğuna göre diyor, A'da 55'i bulun diye bize soru sormuş. Şimdi n yerine 1 yazarak şöyle bir devam edelim. Şimdi aynı soruyu çözdük defalarca. 2 çarpı A1 olur burası. Artı 1 olur. Eşittir. 2 tane 1 yazarsam A2 gelir. Şimdi 2 yazıyorum arkadaşlar. 2 yazalım. 2 tane A2 olur. Artı 1. 2 yazalım. 2 tane A3 olur. Ne yazıyorum? 3. 2 tane A3 artı 1 eşittir 2 tane A4. Yeterlidir bu kadar. 55 olması için de 54 mi yazmalıyım arkadaşlarım? 2 tane A'da 54 olur. Artı 1 eşittir 2 tane A'da 55 geldi. Şimdi topluyorum bunları alt alta. Bakalım gidenler var mı diye bakıyoruz. Toplarsanız bak, eşittirin bu tarafında 2 A2 var. Bu tarafındaki de gider, sıfırlar birbirlerini. Bununla bu sıfırlar, bununla bu, böyle bu şekilde sıfırladılar. En son bu tarafta ne kaldı sol tarafta? 2 tane A1 kaldı, artı bir de bir sürü 1 kaldı. Kaç tane 1 var? 1'den başlamışım, 54'e kadar yazmışım. Demek ki 54 tane 1 var. Eşittir. Bu tarafta ne kaldı? 2 tane A'da 55 kaldı. A1 neydi? 1. 2 yazdım. 56 oldu burası. 56'yı da 2'ye bölersem 28 eşittir. 2 tane A'da 55 geldi arkadaşlarım. İkinci sorumun cevabı Ceyhan çıktı. Geldik 3'e. Dizisinde A3 bölü A4 1 bölü 4 olduğuna göre A10 kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi önce A3'ü bulalım. Üçüncüsünü bulmam için nereye bakacağım arkadaşlar? 2'ye bölündüğünde tam bölünüyorsa, yani sıfır kalanını veriyorsa bunu kullan diyor. 2'ye bölündüğünde bir kalanını veriyorsa da, ki 3 2'ye bölündüğünde bir kalanını verir, bunu kullanacağım. O halde 3. terimi bulmak için bunu kullanıyorum. N yerine 3 yazıyorum. Eksi 6 artı A bölü. N yerine 4 yazacağım şimdi, ama hangisinde? Üsttekinde, çünkü 2'ye bölündüğünde sıfır kalanını veriyor. 4 yazalım. 3 kere 4 12 artı A. Ve bu da neye eşitmiş? 1 bölü 4'e. Hadi içlerimi çarpıyorum. 12 artı A. Dışlarımı çarpıyorum. Eksi 24 artı 4A. Eksi 24 buraya gelirse 36. Bu buraya giderse 3A gelir. A eşittir 12 çıktı arkadaşlar. Peki. Bana neyi soruyor? 10. terimi. 10. terim için hangisine bakacağım? Üsttekine. Çünkü onu 2'ye bölersem sıfır kalanı verdiği için buraya bakmak zorundayım. N yerine 12 yazıyorum. 3 kere 10 yazıyorum pardon, N yerine. 30 olur burası. Artı A'yı da kaç bulmuştum? 12. 42 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, hadi bakalım 4 numaradayız. İfadesi bir gerçel sayı dizisi olduğuna göre. Gerçel sayı dizisi olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye bir soru sormuş arkadaşlarım. A neye eşit olabilir demiş. Bakalım. Bir gerçel sayı dizisiymiş arkadaşlarım bu. Şöyle bir düşünelim şimdi. Madem ki sayı dizisi, aşağıdakilerden
şu aşağıdaki ifadeler arkadaşlarım tanımsız olmayacak. Yani an, a çarpı n eksi 24 eşittir 0 olamaz kardeşlerim. Yani a çarpı n eşittir 24 olmaması lazım. Bu bir. Hangisine eşit olabilir diye sormuş a dediğimiz sayı. Yani şöyle yapsak, değer versek, mesela 1 versek, burası acaba 1 yazınca 1 eksi, yok a'ya 1 yazacağız değil mi? A'ya 1 yazınca n eksi 17 bölü n eksi 24. Olmaz. Çünkü neden? N yerine 1 yazdığım takdirde burası 1 yazarsam negatif geliyor. 1 yazarsam n eksi 24, gerçi n yerine yazmıyoruz ya, şey yerine yazıyoruz, pardon, doğru. A yerine 1 yazacağız. A aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye sormuş. Durun bakalım, bir düşünelim bu kısmı birazcık. Şöyle düşünsek nasıl olur acaba diye bir düşündüm kendi kendime, ama şöyle yapalım. Şimdi n yerine 1 yazsak, dostum şöyle oluyor mu bakın bu dizimiz? N eksi 17 bölü, a yerine pardon, a yerine 1 yazıyorum. N eksi 24. Şimdi bu bir gerçel sayı dizisi olur mu diye düşünelim. N yerine ben 1'den başlayıp bütün sayıları yazacağım, sayma sayılarını. 24 yazdığımda payda 0 oluyor. O yüzden A 1 olamaz. Yani aslında şuna dikkat etsek yeterli. 24'ün bölenlerinden biri olamaz. 24'ü bölmeyen bir sayı olmalı desek yeterlidir. Yani 5 yazdığımızda A yerine. Evet, gerçel sayı dizisi olur. Yani şöyle demek istiyorum. Bakın 2'yi de yazalım şimdi. A yerine 2 yazıyorum. Ne oluyor burası? N eksi 17 bölü 2N eksi 24. Şimdi bu durumda olmaması için N yerine ben 12 yazınca olmuyor değil mi? Bakın 12 yazın, 24 eksi 24 0 geliyor. Yani 24'ü bölen bir sayı olduğu takdirde N hep sayma sayısı çıkıyor burası. N'e de sayma sayılarını verebildiğim için tanımsız yapıyor kardeşim paydayı. O yüzden 2 de olmadı. Mesela 3N olacaktı o, bu durumda 3 yazsaydım. 3N eksi 24. 0 olması için N'e kaç vermeliyim ben? 8 vermeliyim. 8 de verebiliyor muyum N'e? Evet, oluyor. O yüzden tanımsız yapıyor 8 yazdığımda. 4 olsaydı burası 4N. N'e 6 değerini yazdığımda, yani 6. terimi bulun deseydim ben size, N'e 6 yazdığınızda payda 0 oluyor, olmuyor. Ama 5 yazınca bakın N eksi 17 bölü 5N eksi 24. Şimdi N yerine 24 bölü 5 yazamayacağıma göre burası asla 0 olmayacak. 0 olmayacağına göre de burası her zaman bir dizi olarak tanımlanabilecek. Evet, geçtik 5 numaraya Gobeller. Dizisinin en küçük elemanı nedir diye soruyor. Artık alıştınız bu soru tarzına arkadaşlarım. Hemen ne yapıyorum? Önce R'yi buluyorum arkadaşlarım. R neydi? Eksi B yani 3 bölü 2A yani 2. Getirip bu R'yi de yerine yazıyorum dostlar. Ve K'yı buluyorum. R yerine 3 bölü 2 yazarsam 9 bölü 4 olur. Eksi 9 bölü 2 olur burası 3 yazarsam. Artı bir de 7. Şunu 2 ile genişletelim. 18 olsun. Burası 4 olsun. 9 eksi 18 ne yaptı? Eksi 9 bölü 4 yaptı. Hayda, yine çıkmadı burası. 1 yazalım N yerine. En küçük elemanını soruyor madem. 1 yazarsak 1 eksi 3 artı 7. 1'den 3 çıktı. 2 eksi 2, 7 daha 5 geldi diyebiliriz arkadaşlarım. Bence bu daha mantıklı. 1 yazınca pat diye çıktı. Eğer şeyden bulamadıysanız N yerine 1 yazarak buluyorduk. Bunu yine köşe taşında göstermiştik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sabit dizi değildir? Bu bir tek 4. Demek ki her terimi 4. O yüzden sabit dizi zaten. Şurada N yerine İstediğiniz sayı yazın, kuvvet hep tek geliyor değil mi arkadaşım? Çünkü 2n artı 1 tek sayıların simgesi. Tek geliyor. Eksi 1'in tüm tek kuvvetleri de eksi 1 olacağı için bunun bütün terimleri eksi 1. Bunu da geçtim. Bakın Edirne aslında sorumuzun cevabı. N yerine 1 yazın arkadaşlarım eksi 1 olur. 2 yazın 1 olur. 3 yazın eksi 1 olur. Yani bir eksi 1 bir 1. Bir eksi 1 bir artı 1 diye gidiyor. Yani sabit değil. Hepsi eksi 1 olsaydı sabit. Hepsi 1 olsaydı yine sabit olacaktı. Demek ki cevabım Edirne diyebilirim ben artık arkadaşlarım. Evet, 7 numaraya geldim. Dizisinin kaç terimi 2'den küçüktür diye soruyor bize.
küçük 2'dir dedim ben buraya hemen. Şöyle yapalım. 4n eksi 1 bölü n artı 2 eksi 2 oldu. Küçüktür 0. Düzenliyorum bunu. Hemen payda eşitlemesini yaptım. 4n eksi 1 eksi 2n geliyor. Eksi 4 bölü n artı 2. Küçüktür 0 oldu. Bir satır daha düzenleyelim hemen. 2n eksi 5 mi oldu burası arkadaşım? Bölü n artı 2. Şimdi tablomuzu çizeceğiz. Köklerimizi buluyorum. Bununki eksi 2, bununki de 5 bölü 2. 5 bölü 2 ile eksi 2 artı eksi artı ile başladım. Küçük olan yerlere almamı istiyor. Eksi 2'den büyük, 5 bölü 2 yani 2,5'dan da küçük olan n değerlerini almamı istiyor benden. Şu ucu da bir düzelteyim bu arada. Şimdi n tabii ki ne demiştik arkadaşlarım? N dediğimiz sayı bir kere 1'den başlayacak. Yani oradaki eksi 2 seni ilgilendirmiyor. Eksi 2'den tabii ki eksi 1'i falan alıyorsun normalde bu aralığa göre konuştuğumuzda ama eksi 1'i ben alamıyorum değil mi? Çünkü n dediğimiz sayı sayma sayısı olacaktı ve 1'den başlayacaktı. O halde 1'den başlatıyorum. 1 olur, 2 olur, başka da olmaz arkadaşlarım. Çünkü 2,5'tan da küçük olması gerekiyordu. 2 tane değeri vardır. Cevabımız Denizli geldi. Şuna bakalım. Dizileri veriliyor diyor. AN ile 4 çarpı BN toplamının 4. terimi kaçtır diye soruyor. İsterseniz önce bu toplamı bir bulalım. AN'i yani N kare artı 4 bölü 4'ü artı 4 tane BN'le yani BN'i 4 ile çarpacağım. Şunlar gidecek. 2 tane N faktöriyel kalacak karşımda sadece. Ve bunun da 4. terimi kaçtır diye soruyor. Yani N yerine 4 yazın diyor bize dostlarım. Hadi yazalım. 4'ün karesi 16. 4 ile topladım 20. 4'e böldüm 5. Artı 4 yazın diyordu. 4 faktöriyel 24. 2 ile çarptım 48. Topladım bu iki keratayı. 53 mi yaptı arkadaşlarım? 8. sorumuzun cevabı Ceyhan çıktı. Hadi şimdi 9 numarayla da devam edelim. Bakalım ne diyor. 9. sorumuz. AN aritmetik dizinin ilk N toplam teriminin toplamı olduğuna göre. AN aritmetik dizisinin ilk N teriminin toplamı şu olduğuna göre. Bu dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle bulacağım arkadaşlar bunu. AN'i soruyor bize. AN acaba nedir diye soruyor. Şimdi hatırlarsanız şöyle bir şey yazmıştık bir iki soru önce. AN'den AN-1'i çıkartınca ben pardon AN'den diyorum ya. Şurada silgimiz vardı burada bir yerde. Şurayı bir daha düzgün yazayım. İlk N teriminin toplamında ben ilk N-1 teriminin toplamını çıkartınca AN'i buluyordum. Hani bunu şöyle söylemiştik arkadaşlarım. İlk 8 teriminin toplamında ilk 7 teriminin toplamı çıkınca sadece 8. terim kalır. Şuradaki terim kalır yani demiştik. Bunu 1-2 soru önce yapmıştık arkadaşlar. Şimdi o halde SN'i yazalım biz de. SN N kare artı N bölü 2 eksi S N eksi 1'i yazacağım şimdi. N eksi 1'in karesi gelir burası artı N eksi 1 gelir bölü 2. İşte bu da bana genel terimi verecek dostlarım. Hadi şimdi bulalım burayı. Şurası bir n kare artı n bölü 2 diye dursun. Şurayı bir açıyorum şimdi. Parantezimizi bir açalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı n eksi 1 geldi. Şimdi artı 1 ile eksi 1 gitti. N kare bölü bir de ikisi var buranın. Ne kaldı geriye? Şuraya bir yazayım. N kare artı N bölü 2 eksi. Burası da N kare eksi N bölü 2 geldi dostlarım. Şimdi paydaları eşit olduğu için üstleri bir düzenleyelim. N kare artı N eksi N kare artı N bölü 2 geldi burası da. Hadi N kareler gitti. 2N bölü 2'den N çıktı. 9. sorumuzun cevabı Ceyhan geldi. İlk N teriminin toplamı şu olan bir dizinin kaçıncı terimi
128'dir diye bir soru sormuş. İlk n teriminin toplamı. Şimdi dostum, önce genel terimi bulalım. Nasıl buluyorduk? S n'den S n eksi 1'i çıkartacağım ve bu durumda a n'i bulacağım. S n ilk n teriminin toplamı, yani 2 üzeri n artı 3 eksi, şimdi S n eksi 1, yani 2 üzeri n eksi 1 artı 3. Çıkarttığımda genel terimini buluyorum dostlarım. İşte bu işlemin sonucu bana genel terimini veriyor. Bana da kaçıncı terimi 128'dir diye soruyor. İsterseniz burada n yerine direkt değerleri yazarak da bulabilirsiniz ama ben bir burayı düzenleyeceğim dostum. Şöyle olacak. 2 üzeri n artı 3 eksi. Burası 2 üzeri n çarpı 1 bölü 2 yapar. Bir de artı 3 var. Bir satır daha düzenliyorum burayı. Şurada düzenleyeyim hatta. 2 üzeri n artı 3 eksi 2 üzeri n bölü 2 eksi 3 geldi. 3'ler gitti. Burası da 2, 1 çıktı. 2 üzeri n bölü 2 eşitmiş a n. Bana şimdi kaçıncı terimini soruyordu? 128 olacak diyor. Kaçıncı terimidir diye soruyor. Ben hemen şöyle diyorum. 9 desek arkadaşlarım n yerine 2 üzeri 9. Hatta şöyle çok abartmayalım. 6 diyelim ilk önce. 2 üzeri 6. 64 yapar. Bölü 2'den 32 geliyor. Demek ki 6. terim değil. 5 de değil. 7 yazsak 2 üzeri 7 128. 2'ye böldüm. 64 geldi. Değil. 8 yazsak 2 üzeri 8 256. 2'ye böldüğümde 128 çıkıyor. 8. terimiz. Evet. Geldim 11'e. Dizisinin kaç terimi tam sayıdır diye bir soru sormuş bize. Burada ne yapacaktık dostum? Önce polinom bölmesi. Şimdi 3n kare artı 5n eksi 1'i tutup n artı 2'ye böleceğim ben dostlar. Hadi bölelim şimdi kardeşlerim. 3n ile çarpıyorum. Ne geliyor? 3n kare artı 6n. Çıkartıyorum bunları. Bunlar gitti. Eksi n eksi 1 kaldı. Şimdi bir de eksi 1 ile çarpalım ki eksi n eksi 2 oldu burası. Çıkartıyorum. Bunlar gitti. 1 kaldı kardeşim geriye. Şimdi şöyle bir şey çıktı. Kaç terimi tam sayıdır diye bir soru sormuş bize. Dostum hemen ne yapıyorduk? Bunu da şöyle yazıyorduk. 3n eksi 1 eşittir 1 bölü n artı 2 şeklinde yazıyorduk bunu da. Peki birim böleni olması lazım. N birim böleni de bir tek 1'dir. Buranın 1 olması için de n yerine eksi 1 yazmalıyım. Ama eksi 1 de yazamayacağım için hiçbir terimi tam sayı değildir bunun kardeşim. 0 terimi çıkıyor yani. Geldik 12'ye. AN verilmiş. AN dizisinin ilk 6 teriminin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. İlk 6 terimi. Yani birinci terimini bulacaksınız arkadaşlarım. A1. 1 yazalım. 1 bölü ne geliyor burası? 1, 7, daha 8, 20. 1 bölü 20. A2'yi bulacağız kardeşlerim. 2 yazalım. 4, 14 daha 18, 12 daha 30. 1 bölü 30. Şeklinde gidecek bu. Üçüncü terimi, dördüncü terimi, beşinci terimi şeklinde bulacağız bunu arkadaşlarım. İlk 6 teriminin toplamını soruyor bize. S6'yı soruyor yani. S6'yı acaba düşünüyorum bir yandan daha kolay bir şekilde bulabilir miyim diye bakıyorum. S6'yı bulun diyor arkadaşlarım. Onu da yapsam o da uzun sürecek. Neyse bir devam edelim bakalım. A3'ü bulalım. 3'ün karesi 9. 21 daha 30, 42 geldi. 1 bölü 42. Hadi bir de bunları sonra toplayın diyecek değil mi bize? Yok, buradan uzun olur arkadaşlar. Daha kısasını bulalım biz bunu şimdi. Şöyle bir şey geldi aklıma ama arkadaşlarım toplam sembolü falan kullanmam gerekecek. Bir deneyeyim bakayım. Bir, en azından sonucu bir bulmuş olalım biz. Bir bakalım ne geliyor şimdi. Şimdi ben bu adamın paydasını şöyle çarpanlarına bir ayırsam. 1 bölü 3'e 4 yani n artı 3 çarpı n artı 4 diye ayrılıyor. Şimdi bana da diyor ki ilk 6 terimini bulun diyor. Yani bu şu demek.
toplam sembolünde n eşittir 1'den 6'ya kadar olan bunun ifadesini bulun diyor arkadaşlar. Bunu da ben şöyle yazacağım arkadaşlarım. N eşittir, şöyle yapayım hatta, toplam sembolü içerisinde n eşittir 4'ten başlatıp 9'a kadar, yani buraya 3 ekledim, buraya 3 ekledim ama bunlardan 3'ü ve 3'ü çıkartacağım. Şöyle olacak, 1 bölü n olur, n artı 1 oldu arkadaşlarım. Benden bunu istiyor aslında bu adam. Bu işleminde 1 bölü n bölü n artı 1 işleminin sonucu da n bölü n artı 1'dir. Ama bu ne zaman? 1'den başlayıp n'e kadar gittiği zaman. Şimdi bakın ne yapıyorum. Şimdi ben şurayı arıyorum dostlarım. Bakın neler yapacağım. Şu olaya dikkat edin. 1'den 9'a kadar olanların toplamında şu işlemi yazdığımı düşünün buraya. İşte şurada bu var. Eksi 1'den 3'e kadar olan toplamları çıkartsam, 1'den 9'a kadar, yani hepsinden şu 3'e kadar olanları çıkarttığımda geriye 4 ile 9 arasındaki ifade kalacak. Peki 1'den 9'a kadar olanların toplamı 9 bölü 10 eksi 1'den 3'e kadar olanların toplamı 3 bölü 4. Bu da ne yaptı? 36 eksi 30 bölü 40'tır dedik arkadaşlarım. O da 6 bölü 40, yani 3 bölü 20 geldi Gobel'den. Şimdi bu şekilde çözdüm. Aklıma da bu geldi. Başka da bir yöntem gelmedi açıkçası. Ama gelirse bir yöntem sizin aklınıza benimle de paylaşın kardeşlerim. Yorumlarda yazın hocam bir de şöyle bir yöntem var deyin. Çünkü ben bayağı bir uzun zamandır şu anda soru çözüyorum. Kafa gitti artık bende. Dizileri veriliyor. AK büyüktür BK eşitsizliğini sağlayan kaç farklı K değeri vardır? Şimdi AK'yı yazalım. K artı 2 bölü 4 büyüktür BK'yı yazıyorum. K eksi 3 bölü 3 oldu. Şimdi bir 12 ile çarpalım isterseniz bunu. Şu 4 ile 3'ten bir kurtulalım. 12 ile çarparsam şurayı da burayı da, şuradaki şununla gider 3, buradaki bununla gider 4, şöyle olur. 3K artı 6 büyüktür 4K eksi 12. Eksi 12'yi buraya alalım 18. 3K'yı buraya alalım, burada da K kaldı. K 18'den küçük olacakmış diyebiliriz arkadaşlarım. 18'den küçük 17 tane değer alabilir diye söyledim. Çünkü 18'den küçükse 17, 16, 15 diye kaça kadar gider K'lar? 1'e kadar. Çünkü K dediğimiz şey neydi? Sayma sayısı olmak zorundaydı. 1'den 17'ye kadar da 17 tane sayımız vardır. Dizisinin kaç terimi 2 ile 11 aralığındadır diyor. Hemen bunu da bir odaklayayım da öyle devam edeyim. 3n eksi 1 bölü 2 11 ile 2 aralığındadır diyor. Önce 2 ile çarpıyorum. 4 olur. Burası 3n eksi 1 kalır. Paydadaki 2 gider. 22 olur. 1 ekliyorum her tarafa. 5. 3n 23 olur. 3'e bölüyorum her iki tarafı. 5 bölü 3. N 23 bölü 3 oldu dostum. 5'i 3'e bölerseniz 1 nokta bir şey. 23'ü 3'e bölerseniz dostlar, işte 7 kere olsaydı 21 olurdu. 7 nokta bir şey. Demek ki 1 nokta bir şeyden büyük. 2, 3, 4, 5, 6, 7 değerini de alır. Çünkü 7 virgül bir şeye kadar gidebiliyordu bu. 3, 6 tane değeri varmış diyebiliriz. Geldik 15. ve son sorumuza. En büyük eşit 1 olmak üzere, tamam. Şöyle bir ifade bağıntısını sağlayan AN dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi biz bunu nasıl yapıyorduk dostlarım? Şurada bir yapalım bunu. Şuralar gözüküyor mu diye bir bakayım. Evet, her yer gözüküyor. Tamam. Şimdi ilk önce N yerine 1 yazalım dostlarım. Şöyle olur. N yerine 1 yazarsam burası A2 olur. A2 eşittir. N yerine 1 yazarsak 1 artı 2 daha 3 çarpı A1 gelir burası. Hatta ben A1'i de, hatta şurayı AN'i, şunu alayım. Buraya bölü AN diye geçireyim. Şöyle olsun yani. A1 burada değil. Burada olsun. A2 bölü A1 eşittir 3 oldu. Şimdi ne yazalım n yerine? 2 yazalım. 2 yazarsam A3 olur burası. Bölü 2 yazarsam A2
eşittir 2 yazdığımda da 4 geldi. 3 yazıyorum kardeşim. 3 yazarsak A 4 olur. 3 yazarsak A 3 olur. Eşittir 3 yazdığımda 5 geldi. Ve bu şekilde gidiyor bunlar. Ben en son A n'i yazıyorum şimdi. N yazıyorum. A n artı 1 bölü A n olur. Eşittir n artı 2 geldi. Şimdi dostum bunların hepsini yan yana çarpacağım. Yani şöyle olacak. A 2 bölü A 1 çarpı A 3 bölü A 2 çarpı A 4 bölü A 3 çarpı A 5 bölü A 4 diye gidiyorlar bunlar. Nereye kadar gidiyorlar? N yazdım en son. A n artı 1 bölü A n'e kadar gidiyor bunlar. Peki bunların çarpımı da şurası 3'ten başlıyor. 3, 4, 5, 6 diye en son n artı 2'ye kadar da çarpımları var. Peki çarptığımızda şunlar gitti, bunlar gitti, 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 gitti. En son ne kaldı geriye? A n artı 1 kaldı yukarıda. Şuraya yazayım onu. A n artı 1 bölü A 1 kaldı ki A1'i de bize 2 diye vermiş. Eşittir. Şu sonuç ne çıktı arkadaşlarım? 3'ten n artı 2'ye kadar olan sayıların çarpımı çıktı. E bu 2'yi de buraya şöyle yazayım. 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı nokta nokta n artı 2'ye kadar olan sayıların çarpımı. Bu 2'yi de buraya atarsak 2 çarpı diye geldi. Bakın ne oldu? Şurada yazıyorum şimdi. A n artı 1 dediğim ifade 2'den başlıyor. N artı 2'ye kadar olan sayıların çarpımı. Yani n artı 2 faktöriyel olmadı mı arkadaşlar? Tabii 1 de var. 1 yazmasak da olur. Peki bana neyi soruyordu? Genel terim. Yani A n'i soruyor. O halde ben artık n yerine ne yazacaktım? N eksi 1. Hadi yazalım. Burası A n olur. N eksi 1 yazarsam n artı 1 faktöriyel gelir. Cevabımız n artı 1 faktöriyeldir. Yani Bursa. Evet arkadaşlarım, hakkınızı helal edin. Eğer sürçü lisan ettiysek, yanlış ağzımızdan bir iki cümle çıktıysa, ama çok yoruldum kardeşler. Bir günde bütün üniteyi bitirdim diyebilirim arkadaşlarım. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.